Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 6 Şubat ve 20 Şubat'ta çok acı depremler yaşadık. Binlerce insanımızı kaybettik. Fakat bu acılar birçok aile için daha da artarak devam ediyor. Çünkü cenazelerine kavuşamayan binlerce aile var. En az Hatay'da 1000 kişinin cenazesine ulaşılamamış durumda. Çok vahim bir durum var. İnsanlar en azından merhum yakınlarının mezarlarına gitmek ve dua okumak istiyor ama mezar yok, cenaze yok. Yetkililere gidiyorlar, soruyorlar, cevap yok. Nereye gitti bu cenazeler? Buharlaştı mı? Hayır. Enkazların arasında, o ilin enkazlarının döküldüğü yerlere gitti büyük ihtimal. Peki ne olacak? Bu konu böyle mi kalacak? İşte biz HDP olarak bu konuda bir komisyon kurulması gerektiğini söylüyoruz. 6 Şubat depreminde kayıp yurttaşların bulunması komisyonu kurulması gerekiyor. Binlerce aile son derece mağdur ve bu komisyonun bir an evvel kurulması gerekiyor meclisimizde. Kaybolan şahısların bulunması, ailelerine iadelerinin sağlanması, kimliklendirilmeleri ve yaşamını yitirenler için yeniden DNA eşleştirmeleri yapılmasının sağlanması amacıyla Anayasanın 98. ve İç Tüzüğün 104 ile 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını istiyoruz. Şimdi vatandaşlarımız bize geliyor ve isteklerini beyan ediyorlar. Bakın, bununla ilgili bu çözümsüzlükten dolayı dernek de kurulmuş durumda. Deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneği, DEMAK. Bu dernek geldi partimize ve komisyon taleplerini ilettiler. İşte dernek üyesi bir aile, bakın neler anlatıyor. Suna Öztürk, eşiyle beraber çocukları Tuğba Koşar ve iki torunlarını arıyorlar. Her yerde arıyorlar. Aradan aylar geçmiş, cenazelerine ulaşamamışlar. Ve büyük acılar içindeler. Az evvel kendisiyle konuştum, Suna Hanım'la. Aradım, buldum, kendisiyle konuştum. Hatay'daki Rönesans sitesi yıkıntıları arasında çocuğu ve iki torununun cenazesi kaybolmuş. Büyük bir acı yaşıyor ve çocuklarını istiyor. Ve şunu söylüyor. AFAD gereken çalışmayı bitirmeden televizyonlarda Rönesans sitesi habire çıkıyor, bu bizi rahatsız ediyor diyen iktidar yetkilileri, bu enkazı kaldırın artık, aleyhimize dönüyor süreç dedikleri için gereken cenaze araştırması AFAD tarafından yapılmadan kepçeler girdi ve en az bizim sitede 51 cenaze kepçelerle şehrin enkaz atık alanına götürüldü. Oraya gidip biz aramak istiyoruz, ona da izin verilmiyor. Göz göre göre cenazelerimiz ortadan kayboldu diyorlar. Bakın ne anlatıyor Suna Öztürk anne. A2 bloktaki 55 can yandı mı? Yoksa canlılar mı? Yandılar da enkazdan mı çıkmadılar? 55 kişi birden kayıp. Bunlar içinde benim kızım Tuğba Koşar, onun evlatları, bakın, 3 yaşındaki Mustafa Kemal Koşar, 1 yaşındaki Mehmet Akif Koşar'ın ne ölülerini ne de dirilerini bulamadık, ulaşamadık. Antakya'da enkazın bekletildiğini söylüyorlar. Ben o enkazın taranmasını istiyorum. DNA sonuçlarını savcılığın bir an önce işlemleri hızlandırmasını istiyorum. Bu bilinmezlik bizi mahvediyor diyor anne. Günün 24 saatini gözyaşıyla geçiriyorum. Çünkü çocuklarım aklıma geldiği zaman içim yanıyor, mahvoldum, bittim zaten diyor bu anne. Değerli arkadaşlar, bu annenin sesini duymuyor musunuz? Bu anne gibi daha binlerce anne var. Büyük bir skandal.
Şimdi bakın çok sayıda yurttaşın enkaz kaldırma çalışmaları esnasında kaybolmuş olma ihtimalleri ortaya vahim bir tablo çıkarmakta. Yine yoğun bakım süreçlerinde bilinci kapalı olarak tedavi edilenlerin tedavi süreçlerinin akıbetleri bilinmemekte, taburcu olanların hafıza kaybına uğramış olma ihtimalleri değerlendirilmemektedir. Belki de yaşıyor, hafızasını kaybetmiş diyerek insanlar hala bir beklenti içinde değerli arkadaşlar. Düşünün, öldü mü ölmedi mi diye bilemiyorlar, aradan aylar geçmiş. Bu nasıl bir iktidar ki bu binlerce insanın feryadını duymuyor? İnsanlar acı içinde kıvranıyor, her yere başvuruyorlar ama tek kelime bir cevap alamıyorlar. Bu olacak bir şey değil ve biz bu yüzden ciddi bir şekilde mecliste bu konuda bir komisyon kurulması gerektiğini söylüyoruz ve bu insanların acılarının hafifletilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi... Saadet Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Şerafettin Kılıç. Buyurun Sayın Kılıç. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 11 ilimizi doğrudan etkileyen 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Geçen süre sonrasından bugüne an itibariyle deprem bölgemizin halen kış mevsimine hazırlıklı olmadığını görüyoruz. Birçok ilimizde vatandaşlarımız halen çadırlarda yaşıyor. Konteyner sırası bekliyor. Altyapı sorunları, içme suyu ihtiyacı devam etmekte, hijyen problemi en ciddi sorunlar arasında yer almaktadır. Havaların soğumasıyla birlikte hijyen sorunu acil olarak çözülmezse üzülerek ifade ediyorum ki salgın hastalıklar baş gösterecektir. Yaz dönemi deprem bölgesindeki ihtiyaçları gidermek için ciddi bir fırsattı. Ancak bunu değerlendirmek yerine bazı algılar oluşturulmaya çalıştı. Sorunları kökten çözmek yerine oluşturulan algıyla çözüyormuş gibi yapmanızı kabul etmiyoruz. Şu bir gerçek ki iş yapmak başka, laf üretmek başkadır. Değerli milletvekilleri, depremin yıkıcı etkileri sadece fiziksel hasarlarla sınırlı kalmamıştır. Özellikle çocuklar ve kadınlar olmak üzere deprem bölgesindeki vatandaşlarımız üzerinde manevi olumsuzluklar ve etkilere yol açmıştır. Kimi çocuklarımız annesiz ve babasız kalırken, kimi annelerimiz de maalesef çocuklarını kaybetmiştir. Tabii ki kayıplar sadece can kaybıyla sınırlı değil, kaybolanlar aynı zamanda hayaller ve yıllardır. Özenle saklanan anılardır. Depremler özellikle bebek ve çocuklarla anksiyete, panik atak gibi rahatsızlıkları tetiklemiş, duygusal bozulmalara yol açmıştır. Çocukların en büyük desteği görmeleri gereken böylesi bir zamanda ise ebeveynleri kendi psikolojik hasarlarını bile telafi etme hususunda yetersiz kalmışlardır. Burada devreye girecek olan en önemli faktör devlet kurumlarının psikososyal desteğidir. Ancak ne yazık ki bu da yetersizdir. Bu anlamda bölgede psikososyal destek veren personelin istihdamına ilişkin bir soru önergesi verdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız cevap verdi. Personel görev yapmaktadır dediler. Sadece 610 personel. Toplam nüfus oranlandığında 19 bin vatandaşımıza bir personel düşüyor. Bunun ne kadar yetersiz olduğu açıkça ortadadır. Bu sayı ivedilikle artırılmalıdır. Bir diğer önemli husus, değerli milletvekilleri, çocuklarını kaybeden aileler ve ailesini bulamayan çocukların durumudur. Birçok ailemizin bu konuda mağduriyetleri halen giderilememiştir. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren çok sayıda bebek ve çocuğun kaybolduğuna,
ya da belirsiz kişi ve kurumlarca sahiplenildiğine dair iddialar sürekli gündemdedir. Buna karşılık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili kurumlardan tatmin edici açıklamalar yapılamamıştır. HEDEP tarafından verilen grup önerisi çok önemli ve açıklık getirilmesi gereken bir konudur. Saadet Partisi İyi Parti grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Turan Çömez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafı çeken benim. Depremin hemen arkasından bölgeye yardım için gittiğimizde ve partimiz adına hastane kurmak için gittiğimizde çektim bu fotoğrafı. Bu fotoğraf çok ibretlik bir fotoğraf. Sadece bir hastane fotoğrafı değil. Aynı zamanda bir ucube sistem fotoğrafı. Burası Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Depremden bir hafta sonra çekilen bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi bu hastanede herhangi bir yıkım yok. Sadece sıvalarının çatlağı söz konusu. Acil girişinin hemen önünde, üst tarafında çocuk ve yetişkin yoğun bakımı var. Ve buranın kapasitesi 160. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çünkü burada inanılmaz bir dram yaşandı depremin hemen arkasından. Hastanenin nasıl kurulduğunu anlatayım. Hastane 2017 yılında açıldı. Açılmadan önce hastanenin aslında bir su havzasına yapıldığı ortaya çıktı. Ve bunun için projeler değiştirildi. Fakat ne hazindir ki bu projeler değiştirilirken hastanenin yanındaki elektrik ve oksijen sistemlerinin projelerinin değiştirilmesi unutuldu. Deprem gecesi, o vahim gece, hastane binası yıkılmadığı halde ne yazık ki o projede ihmal edilen, unutulan elektrik sistemleri ve gaz sistemleri yıkıldığı için, çalışmadığı için hastane gazsız ve elektriksiz kaldı. Peki sonuç ne oldu biliyor musunuz? Şu yoğun bakımda bulunan 160 yataktaki hastalar ne yazık ki oksijen alamadıkları için, elektrik gelmediği için, yoğun bakım cihazları çalışmadığı için hayatlarını kaybettiler. Bundan sonra daha vahim şeyler başlıyor. Hastaneye yardım için gelmek istedi yardım kuruluşları. Hastaneye giremediler. Şuradan gördüğünüz acil üniteden hastanenin içine girmek istediler. Fakat ne hazindir ki hastanenin içerisinde katlar arasında merdiven yapılması unutulmuş. Projede yok. Yangın merdiveninden çıkmak istediler. Yangın merdiveni kilitlenmiş. Ve oradaki 150 hasta ne yazık ki oksijensiz kaldığı için, elektriksiz kaldığı için hayatını kaybetti. Hastaların dökümlerini almak için hastanenin otomasyon sistemine girmek istedim. Bu fotoğrafların hepsini ben çektim. Bir hafta çalıştım burada. Otomasyon sistemine girmek istedim. Sağlık Bakanlığı ne yaptı biliyor musunuz? O gece otomasyon sistemi Fonet'i devreden çıkarttı. Gerçeklere ulaşamayalım diye. Ve burada hastasını devlete teslim etmiş, emanet etmiş bir sürü vatandaş şu anda bu yıkılmayan bina içerisindeki kaybolmuş cenaze. Bu ucube resmin, bu fotoğrafın, bu Türkiye fotoğrafının mutlaka üstüne gidilmesi gerekiyor. Bunu bizatihi çalışmış ve bilen birisi olarak söylüyorum. Tam 4 ay önce Sağlık Bakanı'na bir soru önergesi verdim. Bu sorduğum soruların hepsinin cevabı bende var. Ben orada bir ay gece gündüz çalıştım arkadaşlarımla, partili arkadaşlarımla beraber bir hastane kurdum. Ve buradaki bütün bilgilere ulaşmak için verdiğimiz soru önergesi tam 4 aydır cevaplanmayı bekliyor. Çünkü cevaplayamayacak. Cevaplaması halinde hem bakanlık hem de bu ucube sistem bu rezaletin altında kalacak. O sebeple ben bu verilen önergenin çok önemli olduğunu ve bir ayıbın, bir ihmalin açıklanması için çok kıymetli olduğunu söylüyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Hatay Milletvekili Sayın Servet Mullaoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, 6 Şubat depremi tarihin ağladığı bir deprem olmuştur. Bugüne kadar tarihte karada yaşanmış en büyük deprem olmuş ve on binlerce kayıp vermemize neden olmuştur. Biz bu depremde on binlerce vatandaşımızı kaybettik. On binlerce vatandaşımız vücut bütünlüğünü kaybederek maalesef engelli konumuna geldi. On binlerce evimizi, on binlerce iş yerimizi kaybettik. Kaybetmediğimiz ve bu kayıplarda yıkılmayan tek bir şey var. O da bu ülkeye, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ve Cumhuriyet'e olan inancımız. Bu vesileyle 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Değerli dostlar, depremden hemen sonra yapılan çalışmaları yetersiz olduğunu defalarca söyledik. Bizim parti grubumuz 9 Mart'ta benzer bir önergeyi verdi ve maalesef yine iktidarın oylarıyla reddedilmiştir. Ben iktidarın bu tür insani şeyleri otomatik olarak reddetmesini gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Geçenlerde haklı Filistin davasına, İsrail'in soykırım uygulamasına karşı meclisin ortak tutum sergilemesini büyük bir sevgiyle, saygıyla karşılamıştık. Bu tür insani şeylerde depremin yarattığı sıkıntıları da aynı şekilde karşılamak ve siyaset üstü bir şekilde çözüme kavuşturmak zorundayız. Dolayısıyla buradaki önergeyi hemen anlamadan reddetmeniz doğru değil. Çünkü burada gerçekten henüz cenazelerine kavuşmayan annelerin feryadı var. Geçen parti grubumuza gelen bir anne ne olur dedi. Sadece evladımın bir dişini dahi bulsam benim için yeterli. Bari mezar diye onu oraya gömerim, mezarını ziyaret ederim. Ne olur bu annelerin feryadına kulaklarınızı tıkamayın. Bu önerge çok önemlidir. Zaten yapacağımız bir şey yok. Sadece araştırma önergesi kurulacak. Gideceğiz, bunu araştıracağız. Bu insanların cenazelerini bulmaya çalışacağız el birliğiyle. Dolayısıyla burada siyasi bir refleks göstermemenizi rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Atay Üstü. Buyurun. Atay Bey, merhaba. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, 6 Şubat'ta çok büyük bir afet yaşadık. Yalnızca bizim değil, dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisiydi. Depremde vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük bir depremdi. Neden böyle diyoruz? 11 ili, 100'den fazla ilçeyi, 1000'den fazla mahalle ve köyü etkilemişti. Bu 11 il daha sonra 18 ile çıktı depremden etkinlik anlamında. Asrın felaketi diyoruz, bunu bilim adamları söylüyor. 85 milyon olarak yüreğimizde bunu hissettik. Depremden sonra ülkemiz, milletimiz, devletimiz, hepimiz seferber olduk. Elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hiçbir zaman deprem bölgesini yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımız bugünkü grup toplantısında şöyle ifade ettiler. Son hak sahibi evine kavuşuncaya kadar bölgedeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın milletvekilleri, biraz önce de söyledim. Depremin ilk dakikasından itibaren hepimiz seferber olduk. Arama kurtarma hem yurt içinden hem yurt dışından. 35 bin kişilik bir arama kurtarma ordusu enkaz altındakileri kurtarmak için canla başla çalıştı. 100 binden fazla yaralı kardeşimiz kurtarıldı. Aynı anda akut dönemde 275 binden fazla görevli bölgede çalıştı. 20 binden fazla iş makinesi, 200'den fazla hava aracı bölgedeydi. Hani hakikaten büyük diyoruz ya, Yunanistan'ın, Portekiz'in veya Bulgaristan'ın hem alanından hem nüfusundan daha büyük bir alanı kapsadı. Tabii bu kadar büyük deprem sonunda da can kayıplarımız çok fazla oldu. Şu ana kadar depremdeki can kaybı sayımız 50.783. Yaralı sayımız da 107.204. Depremden hemen sonra biz çalışma yaptık. Ne yaptık? Misafirhanelere, otellere yerleştirdik. 1 milyondan fazla depremzede kardeşimizi. Şimdi bunlar hem konteynere çıktılar ya da kira yardımı aldılar. Yine depremden sonra geçici barınma için çadırlar kurduk. 650 bin çadırda 2,5 milyon kişi yaşamıştı. Bugün itibariyle çadırda barınan vatandaşımız bulunmamaktadır arkadaşlar. Bunu ifade edeyim. Konteynerler, evet, 200 bin konteyner kuruldu. 600 binden fazla vatandaşımız buralarda barınıyor. Kira yardımı almak isteyenlere kira yardımı veriliyor. 340 bin haneye bugün itibariyle kira yardımı veriliyor. Diğer destekleri de var. Tabii hasar tespit çalışmaları yaptık. 800 binden fazla bölüm
binanın yani bağımsız bölümün hasar aldığı, acil, ağır veya yıkık olduğu tespit edildi. Şimdi hak sahipliği süreçleri devam ediyor. Bir taraftan da kalıcı konutlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz 180 bin konutun ihalesini tamamladık. Değerli arkadaşlar, 210 bin konut için de yerinde dönüşüm için burada beraber bir yasa çıkardık. Bunlar devam ediyor. Şimdi size kimliklendirme çalışmaları konusunda birkaç bilgi vereyim. Evet, zor bir süreç. Çünkü zaman zaman cesetlerin bütünlüğü bozuldu. Diyorum başkanım, teşekkür ederim. Cesetlerin bütünlüğü bozuldu. Yanma gibi durumlar ortaya çıktı. 50.783 vatandaşımız hayatını kaybetti. Önergede 100 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği söyleniyor. Bu ifade bence yanlış. Doğru değil arkadaşlar. Devletin rakamları belli. Kayıplar belli. Evet, kayıplar da var. Kayıplarla ilgili süreç belli. Defin ve kimliklendirme işlemleri hem İçişleri Bakanlığı'nın hem Adalet Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü var, Nüfus Vatandaşlık İşleri var, Göç İdaresi var. Bunların koordinasyonu da yürütülüyor. Ne yapıldı? Savcılarımız tarafından fotoğraf çekimi, parmak izi alındı. Eğer bunlarla kimlik tespiti yapılamıyorsa DNA'larla yapıldı, DNA eşleştirmeleri yapıldı ve bununla bu sürecin sonunda da her türlü tıbbi ve teknik imkan kullanılarak bu süreç yürütüldü. Burada devlet tüm imkanlarını kullanmıştır. Biz her açıdan olduğu gibi kimliklendirme açısından da devletimizi, hükümetimizi teferber ettik. Bu konuda da her türlü çalışmayı yapıyoruz. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.